İlk konumuz, parfüm bozulur mu? Parfüm bozulur. Hem de öyle böyle bozulmaz. Biz işimiz gereği maalesef çokça bozulan parfüme denk geldik. Peki parfümlerin bozulma süreci nasıl oluyor? Bize bunlardan bahsetmek ister misin? Parfüm de aslında iki çeşit bozulma süreci var. Bir koku olarak bir de profit olarak bozulma süreçleri var. Koku olarak bozulanlar bildiğin gibi senin de. Daha çok narenciye ve beyaz çiçek temalı parfümlerin üst notalarına meydana geliyor. Bir de profil olarak bozulanlar var. Bunlar da vanilyalı parfümler. Bunlar da oksidasyona uğruyor. Genellikle aslında üst notalarında bir bozulma oluyor parfümlerin. Yani %90-95 oranında parfümü sıktığınız ilk anda size çemelsi, metalik bir koku geliyorsa parfüm bozulmuş oluyor. Daha sonra yani bir 3-5 dakika sonra orta notalarına geçmeye başladığı andan itibaren belki parfüm tam bir oturma evresi yaşıyor. Normal parfüm gibi kokmaya başlıyor. Fakat değişmeyen bir kural var ki tüm parfümler hep böyle. Tüm bozuk parfümler açılış esnasında hep metalik, çemelsi bir koku yayıyor ilk sıkıldığında etrafa. Bu da parfümün direkt olarak bozulmuş olduğunu, artık kullanılmaması gerektiğini bize ifade ediyor aslında, değil mi? Kesinlikle bu konuda haklısın. Peki bozulma renk olarak nasıl oluyor? Aslında bozulma ilk spreylemeyle beraber zaten bu bütün parfümlerde başlıyor. Çünkü artık tazeliğini bitirmiş oluyor ve oksijenle beraber temasa girip oksidasyon dediğimiz bir sürece başlıyor. Ya parfüm oksitlenmeye başlıyor. Hani direkt demirin oksitlendiği gibi, işte metalin oksitlendiği gibi parfümde bir oksitlenme olayı var. Bu nedir? Mesela renk olarak vanilyalı parfümlerde mesela renk koyulaşması oluyor. Evet, ciddi bir kuyulaşma oluyor. Yani bu vanilyalı parfümlerde bu değişmiyor. Kesinlikle değişmiyor. Bu bir kural gibi sanki. Aynı kural beyaz çiçek ve narenciye temalı üst notalarında bu maddeleri bulunduran parfümlerde geçerli oluyor. Onlar da biraz önceki senin de bahsettiğin gibi değişmeyen bir kural. Çemelsi ve metalik koku oluyor. Bir diğer sorumuz, parfümlerde 5 sorunsalı nedir? Bize bu konu hakkında bilgi vermek ister misin? Vereyim. Bu benim ilgi alanım zaten. Bildiğin gibi sürekli olarak karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi. Bizde mesela çok şey geliyor. İşte şunun beşi kaç, bunun beşi kaç falan filan. Ama onun beşiyle ilgili bir sorundan önce ilk önce bunun bir kökenine inmek lazım. Şimdi parfümlerde evet beş farklılıkları var mıdır? Vardır ama bu çok fazla olan markalar değildir. Yani özellikle doğal ham madde kullanan firmalarda bu daha çok fazla karşımıza geliyor beş sorunsalı. Bunun zaten nedeni şu. Mesela örnekleme vereceğim çünkü daha iyi aksettirmek için. Şimdi bir portakaldan bahsedelim. Mesela bu sene aynı manava gittin, aynı portakalı aldın ama geçen seneki portakalın tadına ulaşamadın. O adama gidip sorduğun zaman o adam da aslında portakalı aynı bahçeden, aynı ağaçtan belki de almış oluyor. Ama nedir? Aynı güneşi görmemiş olabilir, aynı mevsimsel koşulları sağlamamış olabilir. Aynı yağmur yememiş olabilir, işte aynı gölgelenmeyi görmemiş olabilir, işte aynı gübre kullanılmamış olabilir. Yani bunun gibi çok çeşitli varyasyonları var aslında. Şartlar bunun. Şartlar aynı oluşmadığı için. Dediğim gibi hani nasıl biz bir aldığımız ürünün tadında bile bir farklılık hissediyorsak aynı şekilde bu parfümün kokusu da aynı şekilde geçiyor. Bunun hakkında mesela şuradan da örnek verebiliriz. İşte mesela diyoruz ki işte Tunus portakal çiçeği. Şimdi Tunus'ta her sene aynı iklim mi görünüyor? Hayır. Ya bu sene mesela Cezayir taraflarında falan mesela sel oldu. Yani ne oldu? Portakal çiçeklerinin hepsi yandı, gitti, kül oldu. Seneye ne olacak? Portakal çiçeği parfümlerine ne olacak? Türkiye'deki portakal çiçeğini kullanacak. Tunus portakal çiçeği yerine. O zaman 5 sorunlar olacak. 5 sorunları bir sürü olacak. Yani bunun gibi çok fazla örnekleri var. Ama dediğin gibi bu parfüm sektöründe özellikle Creed markasıyla beraber hayatımıza, Aventus'la beraber hayatımıza girmiş olan bir şey. İşte diyoruz yani yok işte dumansı beş, işte meyveli beş, işte dengeli beş falan filan. İşte bu beş kaynaklı beşler aslında bu içine giren ham maddenin o anki özelliklerine göre değişiyor. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bir sonraki konumuz parfüm ne için sıkılır? Parfüm ne için sıkılır? Parfümü ben aslında ne için sıkıyorum bundan bahsedeyim. Ben parfümü hangi mevsimdeysek önce ona göre bir seçim yapıyorum. Mevsime göre bir parfüm seçiyorum. Daha sonra moduma göre. O gün modum nasıl? Nasıl hissediyorum? Nasıl hissetmek istiyorum? Modum düşük mü? Beni yükseltecek parfümlerden mi kullanmak istiyorum? Ben buna göre bir seçim yapıyorum. Daha sonra gideceğim ortama göre bir seçim yapıyorum. Bence bu çok önemli. Özellikle Türkiye'de maalesef parfümü doğru kullanmıyoruz. Parfüm istiyoruz ki bağırsın, koksun, sorulsun. Hepimiz tabii ki biraz parfümümüzün beğenilmesini isteriz ama
doğru parfüm kullanımı bu demek değildir. Kesinlikle bunu doğru bulmuyorum. Çok kısa bir araya girmek istiyorum müsaadenle. Biz Türk toplumu olarak aslında kendimizi ne kadar batılı görsek de aslında bir Ortadoğu toplumuyuz. Kesinlikle. Yani bu konuda şöyle örnekleme vereyim ben size. İşte Dubai'ye gittiğiniz zaman işte orada her şeyin mesela en büyüğü. İşte en büyük AVM, en uzun gökdelen, işte en lüks arabalar falan filan. Bizim de aslında kültürümüz biraz bu kültürden geliyor. Ortadoğu kültüründen geliyor. Gösteriş istiyoruz biz aslında. Yani ülkece aslında ülkenin büyük bir çoğunluğu, bu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki, parfümü başkası sorsun, başkası beğensin diye kullanıyor. Aslında bu çok yanlış. Arkadaşlar, parfümü kendimiz için kullanmalıyız. Parfüm bir aksesuardır. Parfüm benim için bir aksesuardır en azından. Parfüm benim taktığım küpeden, taktığım saatten ya da giydiğim bir ayakkabıdan farksızdır. Parfüm benim önüme geçmemeli. Parfüm benimle bütünleşmeli. Mesela ben sıktığım zaman, arkadaşlarım da söyledi, aa işte bu senin kokun. Evet. Aa bu koku seninle çok güzel duruyor, çok aynen, yakışıyor dediğimiz şeydir aslında. Ya parfüm budur. Parfüm sizi yükseltir, sizinle beraber bütünleşir, sizi daha ön plana atar. Yani böyle olmalı, böyle kullanmalıyız. Parfümü bu şekilde kullanmalıyız. Yoksa parfüm bana kimse sormadı, parfümüm beğenilmedi, parfümüm yolda çevrilip sorulmadı diye parfümden soğumanıza gerek yok. Parfüm bunun için kullanılmaz. Parfüm bir aksesuardır. Parfüm sizinle bütünleşiyorsa ve sizi güzel hissettiriyorsa, mutlu ediyorsa kullanın. Doğru zamanda, doğru yerde kullanırsanız ve karakteriniz de zaten bütünleşiyorsa doğru parfüm bence odur. Kesinlikle. Mesela şey vardır, işte ünlü parfümleri. Evet. Mesela ünlüler bildiğin gibi stilistlerle çalışır. Bu stilistler de mesela onlara bir parfüm takdim eder. Yani parfüm önerir, sen bunu kullan der. İşte o anki giyimine, bilmem neyine falan filan göre bakarsın, şey yaparsın. Parfüm hiçbir zaman o kişinin önüne geçmez. Parfüm onun gerçekten senin biraz önceki belirttiğin gibi bir aksesuarın konumuna evet, gider. İşte ünlü parfümleri diye mesela bize çok geliyorlar. İşte şu ünlü şunu kullanıyormuş, şunu kullanıyormuş. Ondan sonra adam geliyor, sıkıyor parfümü, şey yapıyor ki diyor ki bu kokmuyor diyor. Evet kokmuyor. Yani çünkü o dediğim gibi bir bütünleştirici, bir bağdaştırıcı, bir aksesuar. O stilistlerle çalışan ünlüler zaten bunu bildikleri için o parfümleri kullanıyorlar. Yani parfümün onun önüne geçmesini istemiyor, parfüm kuruluşmasını istemiyor. Kendisiyle bütünleşmesini istiyor. Bütün mesele bu. Ya aslında parfüm tamamıyla bir bütünleştirici bir aurayı yakaladığı zaman bence o zaman daha bir parlıyor, patlıyor. Kişinin, kişiyi ön plana atıyor. İşte bazı parfümlerin bazı kişilere daha çok yakışmasının sebebi kesinlikle bence bu. İşte yani benim karakterimi öne çıkaracak olan konuşmamdır, mimiklerimdir, atıyorum gülüşümdür vesairedir. Yani ben parfümüm konuşulsun çok istemem, ben tercih etmem. Ha. Ama parfümüm benimle bütünleşiyorsa, bir yerde parfümümle anılıyorsam, aa işte o kokuyu duydukların zaman bu duygunun kokusu kesinlikle denilebiliyorsa bu bence çok daha önemli. Kendinize yakışan, kendinizle bütünleştirdiğiniz, performansı ne olursa olsun bence size en yakışan, size en çok mutlu eden parfüm sizin için doğru parfümdür diyorum. Kesinlikle doğru söylüyorsun bu konuda.